Malatya ekranlarından mutlu akşamlar değerli izleyenlerimiz. TV Malatya Haber Merkezi'nce hazırlanan ana haber bültenine hoş geldiniz. Değerli izleyenler, 1 Kasım erken genel seçimlerinin ardından milletvekili olmaya hak kazanan milletvekili adayları bugün düzenlenen törenlerle mazbatalarını aldılar. AK Parti Malatya milletvekilleri de düzenlenen törende hazır bulundu. 1 Kasım genel seçimlerinin ardından milletvekili olmaya hak kazanan AK Parti Malatya milletvekilleri düzenlenen törenle mazbatalarını aldı. 26. dönem AK Parti Malatya milletvekilleri Nurettin Yaşar, Bülent Tüfekçi ve Mustafa Şahin'e mazbatalarını İl Seçim Kurulu Başkanı İzzettin Duman verdi. Duman, AK Parti'den milletvekili seçilen Öznur Çalık ve Taha Özsan'ın mazbatalarını ise AK Parti İl Başkanı Hakan Kahtalı'ya teslim etti. Mazbata töreni sırasında konuşan İl Seçim Kurulu Başkanı İzzettin Duman, milletvekili olmaya hak kazanan bütün vekillere başarılar diledi. Mazbatayı takdir etmek üzere toplamış bulunuyoruz. Ben İl Seçim Kurulu Başkanı olarak milletvekili olmaya hak kazanan bütün değerli vekillerimize başarılar diliyorum. Ülkemiz, milletimiz, devletimiz ve Malatya'mız için hayırlı olsun diyorum. İnşallah Türkiye bir büyük millet meclisinde Malatya'yı layıkıyla temsil ederler. Tekrar kendilerine başarılar diyorum. Mazbata töreninin ardından adliye çıkışı gazetecilerin sorularını yanıtlayan AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı, milletvekillerinin Malatya'yı en iyi şekilde temsil edeceklerine yürekten inandığını ifade etti. 7 Haziran'da yarım kalan bir işimiz vardı. Allah bize 1 Kasım'da 317 milletvekiliyle tekrar bu ülkeyi 4 yıllığına daha idare etmeyi, bu ülkeyle tekrar bizi AK Parti'yi iktidar eden, başta Cenab-ı Allah'a ve buna destek veren siz halkımıza çok teşekkür ediyorum. Biz bu dava uğruna çok sıkıntılar çektik, büyük emekler verdik. Bunda emeği geçen bütün kardeşlerime en kalbi duygularımla teşekkür ediyorum. Hepinize saygılar sunuyorum. AK Parti Malatya Milletvekili Bülent Tüfekçi ise 1 Kasım akşamında da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de kaybeden partiler var ama kaybeden hiçbir vatandaşımız yok şeklinde konuştu. 1 Kasım akşamı da ifade ettiğimiz gibi Türkiye'de kaybeden partiler var ama kaybeden hiçbir vatandaşımız yok. Sonuç itibariyle Malatya'da da kazanan Malatyalı hemşerilerimiz oldu. Kaybeden bazı partililer olmuş olabilir ama kazanan Malatya ve Türkiye oldu. İnşallah birlik beraberliğimizi bozmadan 4 yıllık istikrarlı süre içerisinde Malatya'ya daha fazla yatırımları, kamu yatırımlarını nasıl çekeriz bunun hesabını yaparak inşallah yolumuza devam edeceğiz. AK Parti'nin herkesin partisi olduğunu belirten Mustafa Şahin de AK Parti'nin herkesin partisi olduğunu söyledi. Biz herkesin siyasi partisiyiz. Herkesi kucaklayıp yolumuza devam etmek zorundayız. Biz ayrıştırıcı değil, nefret dilini kullanmıyoruz. Kardeşlik ve beraberlikle bu işi sürdüreceğiz inşallah. Oynanan büyük bir oyunun farkında olan milletimiz bu seçimde sessiz çoğunluğun çığlığını sandıkta hissettirecek. AK Parti olarak 7 Haziran'ı hiçbir zaman unutmayacaklarını ve 1 Kasım'ı 7 Haziran'la birlikte hatırlayacaklarını vurgulayan AK Parti Malatya Milletvekili Nurettin Yaşar ise AK Parti'nin 13 yıllık bir geçmişi olduğunu kaydetti. İnşallah bundan sonra Türkiye'nin 13 yıllık kazanımlarının tescili için, yani yeni bir anayasa için, yeni bir düzenleme için, yeni bir idari yapı için halkın bize verdiği bu oyları sağlıklı olarak değerlendireceğimize inanıyorum. Türkiye bu sürede neyi kaybettiyse, Türkiye'nin neyi aksadıysa bundan sonra bir tedavi siyasetiyle, bir tamir siyasetiyle bu süreç doldurulacak. Bunun için hep beraber el birliğiyle çalışacağız ve hiçbir zaman 7 Haziran'ı unutmayacağız. 7 Haziran olmamış gibi yapmayacağız. 7 Haziran'ı yaşamış bir siyasi hareket olarak, bir toplumsal hareket olarak 1 Kasım'ı değerlendireceğiz. 1 Kasım'ı 7 Haziran'sız düşünmeyeceğiz. Evet, AK Parti heyeti teşekkür ziyaretlerini de devam ediyor. Bu anlamda Kale ilçesini ziyaret ettiler. Kale'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri ve il yönetimi 1 Kasım'da verdikleri destekten dolayı Kale'ye teşekkür etti. AK Parti heyeti teşekkür ziyaretleri kapsamında Kale ilçesini ziyaret etti. Kale'de partililer ve vatandaşlarla bir araya gelen milletvekilleri ve il yönetimi 1 Kasım'da verdikleri destekten dolayı teşekkür ettiler.
Ziyarette konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır, önemli bir süreci vatandaşlarla birlikte yaşadıklarını kaydetti. Gerçekten çok önemli bir süreci birlikte yaşadık. Kale her zaman onurlu duruşuyla, dik duruşuyla Türkiye'nin gündemi oldu. Bunu bir kez daha başardınız. Allah razı olsun. Hem katılım oranı çok yüksek hem de oy oranıyla herhalde yine ikinci olduk Türkiye'de. Evet. Biz de kaleyle gurur duyuyoruz. Allah mahcup etmesin. AK Parti Malatya Milletvekili Mustafa Şahin ise 1 Kasım'da çok ciddi bir sınavdan geçtiklerini dile getirdi. Gerçekten çok ciddi bir sınavdan geçtik. İşte bu birliktelik, bu beraberlik sonuçlu da başarı getirdi. Hem katılım noktasında belki Türkiye'de ilkler içerisinde yer alan bir ilçemiz olduk. Hem de AK Parti'ye vermiş olduğumuz o gönülden destekten dolayı yine şu anda Sincik'i aşarsak yine biz birinci sayılırız. Sincik'te bizim yan tarafımızda aynı bölgeyi paylaşan bir komşu ilçemiz. Allah hem onlardan razı olsun hem sizlerden razı olsun. AK Parti MKYK üyesi ve Malatya Milletvekili Öznur Çalık da Kale ilçesinin Türkiye'nin ve Malatya'nın kalesi olduğunu kaydetti. Türkiye'nin AK Parti'ye en fazla oy veren ilçesi. Birinci mi ikinci mi diye sormaya gerek yok. En fazla oy veren ilçesi. Sincik'le komşuyuz. Kale bizim. Dolayısıyla bu bölge AK Parti'nin en fazla destek verdiği bölge. Gazeteciler, televizyoncular yorumlar yaparken bir tanesi çıktı dedi ki, kendisi de hoca, eğer %47 oy alırsa AK Parti hocalıktan istifa eder dedi. Hatırlar mısınız? 3-5 gün evvel söyledi. Geçmiş dönemin Türkiye'sinde, eski Türkiye'nin dönemlerinde yapmış olduğumuz icraatları, yapacaklarımızı tasavvur edemeyen zihniyetler bizim yapmak istediklerimizin önüne engel koymak için kendilerini çok affedersiniz. Merkep yerine koymayı bile göze almışlardı. AK Parti Malatya İl Başkanı Hakan Kahtalı ise Kalelilere 1 Kasım'da AK Parti'ye verdikleri destekten dolayı teşekkür etti. 7 Haziran seçimlerinde 18 eksiğiyle hükümeti kuramamıştık. Maalesef koalisyon da oluşturacak herhangi bir ortam zemin de diğer o muhalefet partilerinde bulamamıştık. Allah'a hamdolsun sizlerin gayretleri ve dualarıyla hep birlikte el ele verip çalışarak Cenab-ı Allah 1 Kasım'da bizlere tek başına iktidarı nasip etti. 13 yıldır devam ediyorduk. Allah'a hamdolsun. Bundan sonra Allah nasip ederse, ömür verirse inşallah bir 4 yıl daha tek başına AK Parti bu ülkeyi yönetmeye muktedir olacak Allah nasip ederse. Evet, narkotik polisleri tarafından bugün bir operasyon vardı. Süpürme operasyonu. Uyuşturucu ticaretinde adı karışan 20 kişi yakalandı. 14 kişi çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü'nden yapılan açıklamada, narkotim görevlerince torbacı olarak tabir edilen uyuşturucu madde ticareti yapan ve nakleden şahıslara yönelik çalışma kapsamında, kent genelinde ilk aşamada uyuşturucu madde ticareti yaptığı değerlendirilen 67 şüpheli şahsın tespit edildiği belirtildi. Yapılan açıklamada haklarında yasal işlem yapılan 67 şüpheli şahıstan toplam 5 kilo 772 gram esrar, 323 adet ekstazi hap ve yeşil reçeteye tabi 13 hap ele geçirildi. Operasyonun ikinci aşamasında yaklaşık 300 polisle kent merkezinde 19 adresli Doğanşehir ilçesinde 2 yere baskın yapıldı, 20 şüpheli yakalandı. Operasyonda 531 ekstazi hap, 90 gram esrar, 3 hassas terazi, 3 ruhsatsız tabanca, 1 otomatik av tüfeği, 15 adet 9 mm çapında dolu fişekle 31 dolu av fişeği ele geçirildi. Gözaltına alınan 6 şüpheli yasal işlemlerin ardından Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü tarafından serbest bırakıldı. H.O., H.B., A.K., V.M., H.Ş., M.H., E.A., H.K., Ş.Y., M.T., M.K., H.B.S., H.Ö. ve Y.Ç. isimli 14 kişi uyuşturucu ve uyarıcı madde ticareti yapma ve sağlama suçlarından çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi, MASKİ'nin 2015 yılı çalışmaları ile 2016 yılının yatırım planları değerlendirildi. Malatya Su ve Kanalizasyon İdaresi'nin 2015 yılı çalışmaları ile 2016 yılının yatırım planları düzenlenen toplantı ile alındı. Malatya Büyükşehir Belediyesi Fırat Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen değerlendirme ve bilgilendirme toplantısına Malatya Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır da katıldı.
Toplantıda konuşan Başkan Ahmet Çakır, maskenin kurulduğundan bugüne kadar Malatya'da çok ciddi çalışmalar gerçekleştirdiğini belirterek, özellikle ileriye yönelik 5 yıllık strateji planı ile bütün altyapı, su, kanalizasyon ve drenaj sistemleri bitirmeyi hedeflediklerini söyledi. Maske kurulumundan bugüne kadar çok önemli çalışmalar sahada gerçekleştirdi. Öncelikle idari yapılanmasını tamamladı ve bütün sahada, yani 11 ilçemizde de merkez dahil olmak üzere iki merkez ilçemizde, 11 diğer ilçelerimizde de yapılanmasını tamamlamış durumda. Özellikle ileriye yönelik, yani 5 yıllık süre içerisinde ortaya koymuş olduğu bir planlama var. Stratejik planlaması var. Bu bütün altyapılarla ilgili su, içme suyu, kanalizasyon ve drenaj sistemleriyle ilgili maske çalışmalarını sürdürüyor. Malatya il genelinde gerçekleşen kanalizasyon yatırımlarının toplam 181.819 metre uzunluğunda olduğunu belirten Çakır, bunun maliyetinin ise 15.856.761 lira olduğunu söyledi. Tabii sahadaki bizim iş yüklerinden bir tanesi 750 pompamız var. Ve bunların içerisinde 50-60 tanesi yatay olanı, diğerleri daha çok sondaj tamir ettiğimiz sulama içme suyu sistemleriyle kullanıyoruz. Ve saha taraması büyük oranda tamamlandı. Yine bizim şu anda sahada Malatya merkez içerisinde 36 tane su depomuz var. Ama Malatya geneline baktığımız zaman toplamda 1200 su depomuz var. Bunların 1155 tanesini arkadaşlarımız tespitleri, yer tespitleri, bunların bakımları, temizlikleri ve klorlama sistemiyle ilgili çalışmalarını tamamladılar. 600 depomuz otomatikmen klorlanıyor. Diğerleri de arkadaşlarımızın denetimiyle yapılıyor. Şimdi içme suyu gerçekleşen yatırımlarımız 282.168 metre içme suyu tamamlandı. Bunun için toplamda 16.200.000 liralık bir yatırım gerçekleşmiş oldu içme suyuyla ilgili olarak. Kanalizasyonla ilgili olarak da toplamda 181.819 metrelik çalışmayı arkadaşlarımız tamamladılar, hizmete sundular. Bunun için de 15.856.000 liralık bir yatırımı gerçekleştirmiş olduk. Devam eden yatırımlarla ilgili de bilgiler veren Başkan Çakır, il genelinde yapımı devam eden yatırımların toplam maliyetinin ise 18.400.000 lira olduğunu kaydetti. Şimdi devam eden yatırımlarımız var. Şu anda devam eden ve bitmekte olan yatırımlarımız var. Bu içme suyuna baktığımız zaman içme suyunda 38.700 metrelik 8.600.000 TL tutarında bir bedelle şu anda içme suyu çalışmamız inşallah kısa bir süre içerisinde tamamlanacak veya bitmek üzere olan çalışmalarımız. Kanalizasyon yatırım çalışmamız devam ediyor. Bunlar da yine bitmek üzere olan çalışmalarımız. 4.100.000 lira da bunların bedelleri. Değerli izleyenlerimiz, Malatya 6. Uluslararası Film Festivali tüm hızıyla devam ediyor. İşte bu kapsamda Malatya'ya gelen yerli ve yabancı konuklar, sinema sanatçıları Battalgazi ilçesinde bulunan tarihi mekanları gezdi. Konuklar Battalgazi ilçesine hayran kaldıklarını ifade ettiler. Altıncı Uluslararası Malatya Film Festivali kapsamında Malatya'ya gelen yerli ve yabancı konuklar ve sinema sanatçıları ilk olarak Anadolu'daki ilk şehir devleti olma özelliğini taşıyan Arslantepe Höyüğü'nü gezdi. Battalgazi Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Müdürlüğü çalışanı arkeolog Cem Kaya'nın rehberliğinde Arslantepe Höyüğü'nü gezen konuklara Arslantepe'nin tarihi ve önemiyle ilgili bilgiler verildi. Hocam, en büyük kalıntısını da burada görebiliyoruz. Bir Bizanslı mezarı. Ve tabaka tabaka yapılmış. Öte yandan Ebru sanatına ayrı bir ilgi gösteren yabancı konuklar kendilerine gösterilen ilgi karşısında bir hayli memnun kaldıklarını ifade ettiler.
It was built with using dried earth. It goes all the way to the 2nd century after. Hatta en üstte 1500'leri 1600'lere kadar görebiliyoruz. Even at the top you can see the Uluslararası Film Festivali ve Arslantepe'nin önemine dikkat çeken sinema emekçisi Sadi Çilingir, Malatya'ya 6. gelişi olduğunu söyledi. Malatya'nın İstanbul'dan, Ankara'dan bir farkı olmadığını gördüm. Kültürel açıdan olsun, turizm açısından olsun çok güzel bir şehir. Arslantepe de arkadaşların anlattığına göre yeni öğrendik. Bir hayli eski tarihlere dayanan, geçmişe eskilere dayanan Malatya'nın merkezi. İşte Battal Gazi'ye de birkaç kez gelmiştim, çok beğenmiştim. Güzel muhafaza edilmiş, çok başarılı bir durum. Festival keza ben Malatya Festivali'ni Türkiye'nin önde gelen festivallerinden oldu diyebiliyorum artık. Çünkü böyle disiplinli bir şekilde her sene daha iyi sanatçılar, güzel filmler göstererek başarılı bir şekilde yürüyor. Teşekkür ediyoruz. Senarist ve yönetmen Bircan Kerem de Battal Gazi Belediye Başkanı Selahattin Gürkan'ın sanata ve sanatçıya büyük önem verdiğini belirtti. Daha önce de malumunuz ben burada bir sinema filmi çekmiştik Işığa Yürümek diye. Onda da ödül almıştım. Malatya'yı hep merak ediyordum. O film vesilesiyle Malatya'yı tanıdık ve buraya geldik, o filmi çektik. Ve Malatyalı, yani Fahri Malatyalı, şimdi Malatyalı olduk. İşte dediğim gibi yatırım yapması için, bazı insan çekebilmek için, en azından bir de bacası fabrika deriz ya, turizm, o anlamda çok gider. Şu anda bulunmuş olduğumuz işte Battal Gazi merkezindeki Selçuklu Üniversitesi değil mi burası, dönemine ait bir kervansaray. Yani ne kadar güzel, sağ olsun başkanımız ve ekibi dizayn etmiş. Görsellik anlamında çok iyi. Buraya geldiğimizde mesela ona keza göstermiş oldukları buradaki misafirperverlik. Malatya'yı tanıtmak anlamında aktiviteler yapacağız, programlar yapacağız. Ve Selahattin Gürkan başkanımızın yani sanata çok duyarlı olduğunu biliyorum. Çok mütevazı bir insan, sevilendiği bir insan, destek olduğunda. Şu anda örneklerini gördüm zaten Kervansaray'da. Hoşuma gitti. Yapacağımız çalışmalara da büyük destek vereceğini düşünüyorum. Cadde düzenleme çalışmalarını kanal boyunda Fahri Kayan bölgesiyle Tecde mahallelerinde sürdüren Malatya Büyükşehir Belediyesi, Tecde Yeşurt yolunda üst yapı çalışmalarına da başladı. Büyükşehir Belediyesi Tecde Yeşilyurt yolunda asfalt çalışması yapıyor. Düzenleme çalışmaları kapsamında yolda altyapı çalışmaları ile yol kotunu düşürme ve dolgu çalışmalarını tamamlayan Büyükşehir Belediyesi yolda asfaltlama çalışmalarına başladı. Standartlara uygun hale gelmesi için yolda 2 kat asfalt serimi yapılacak. Fiziki anlamda Malatya'nın hızla gelişen bölgelerinden biri olan Tecde'de yaşam standartlarını daha da yükseltmeyi amaçlayan Büyükşehir Belediyesi, üst yapı çalışmaları kapsamında cadde üzerine 2 metre genişliğinde yürüyüş yolları, cep otoparklar, 2,5 metre genişliğinde bisiklet yolu, 5 metre genişliğinde de yeşil alanlar yapıyor. Çalışmalardan son derece memnun olduklarını belirten bölge sakinleri, başta Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Çakır olmak üzere emeği geçen herkese teşekkür etti. Ve Yeşilyurt Belediyesi'ndeyiz. Yeşilyurt Belediyesi tarafından başlatılan Camilerimiz Her Yönüyle Örnek kampanyasında 158 camiye temizlik malzemesi dağıtıldı. Camilerimiz Her Yönüyle Örnek projesi adı altında 158 camide düzenlenen yarışmada toplam 377 kilogram atık pil toplayarak çevre ve insan sağlığına verdiği önemi bir kez daha göstermiş oldu. İnsan ve çevre odaklı hizmet çalışmalarına ayrı bir hassasiyet gösteren Yeşilyurt Belediye Başkanı Hacı Uğur Polat'ın talimatıyla dereceye giren camilere çeşitli ödüller verildi. Ayrıca Yeşilyurt Belediye sınırları içerisindeki tüm camilere temizlik malzemeleri dağıtıldı. Yeşilyurt Belediyesi'nin yaptığı hizmetlerden dolayı herkesin beğenisini kazandığını ifade eden Somuncu Baba İmamı Mehmet Çiloğlan, Yeşilyurt Belediye Başkanı'na teşekkür etti. Yeşilyurt Belediyesi'nin yapmış olduğu bu etkinliğe pil toplama, atık pil toplama etkinliğinden dolayı camimizde 20 kilodan fazla atık pil topladık.
Onunla karşılığında bütün camilere, Yeşilyurt Belediye'miz lavabolara el yıkama sabunu ve sabunluk koydurdu. Sağ olsun, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Camilerimizi temizletti. Temizliğinden dolayı çok memnun kaldık. Halılarımız pırıl pırıl oldu. Başka etkinlikleri, çimlerimizi gelip biçiyor, biçtiriyor. Ondan dolayı çok müteşekkiriz, teşekkür ediyoruz Sayın Belediye Başkanımıza. Çalışmalarını takdirle izliyoruz. Mahallemiz pırıl pırıl, camimiz yine pırıl pırıl. Yani bütün çalışmalarında takdir ve şayan bir çalışma yapıyor. Amerika Birleşik Devletleri ve Türk Üniversitesi tarafından ortaklaşa düzenlenen Barış Gazeteciliği ve Suriyeli Mültecilerin Raporlanması semineri Malatya'da yapılmaya başlandı. İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi ile Amerika Birleşik Devletleri Park Üniversitesi tarafından düzenlenen Barış Gazeteciliği ve Suriyeli Mültecilerin Raporlanması semineri başladı. Kentteki özel bir otelde başlayan ve 4 gün sürecek olan seminerin açılış programında konuşan İnönü Üniversitesi İletişim Fakültesi eski dekanı Selma Karatepe, Malatya'nın kardeşlik şehri olduğunu söyledi. Barış'ın sosyal bir hayat içerisinde nasıl olması gerektiğini yüzyıllar boyunca kendisine şiar edilmiş bir şehirdir Malatya. Dışarıdan gelene kucak açan, öteki kavramını lügatine sokmayan Malatya, bugün bu değerlerin konuşulacağı Barış Gazeteciliği seminerine ev sahipliği yaparak kültürel yapısını bir kez daha pekiştirmektedir. Tek bir mesajı aynı anda milyonlarca kişiye aktarabilme yetisine sahip olan gazetecilik mesleği, belki de en çok barış kelimesini önüne aldığında anlam kazanmaktadır. Daha sonra söz alan İlafet ve Acil Durumlar İl Müdürü Hamza Demiralp, kentte bulunan Beydağ Konaklama Tesisinde şu anda 9.933 Suriyeli misafirin kayıt yaptırdığını ve 7.866 mültecinin kampta yaşadığını belirtti. Tabii çarşamba günü bizim kampımızı ziyaret edeceğiniz için teknik bilgileri ben orada vereceğim. Onun için burada bir kısa sıralama konuşması yapmak istiyorum. Bizim kampımız Malatya'da 10.000 kapasiteli, 10 kişi kapasiteli bir fabrik konteynerken 12 Haziran 2013 tarihinden itibaren Suriyeli misafirler almaya başlanmıştır. Suriyeli misafirimiz kayıtlıdır. Ama şu an itibariyle, bugün itibariyle kampımızda 7.866, yani 8.000'e yakın şu anda şeydir. Diğerleri ise izine gitmek. Vali Süleyman Kamçı ise yaptığı konuşmada ülkelerinde yaşanan iç savaş nedeniyle göç ederek Türkiye'ye sığınan ve Malatya'ya gelen Suriyeli misafirlere devlet olarak şefkat ellerini uzatmaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Gibi ülkelerinde yaşanan elim hadiseler nedeniyle mağdur olan Suriyeli kardeşlerimize kucak açan devletimiz, bu kardeşlerimizin bir kısmını da Malatya halkına emanet etmiş. Malatya halkının misafirperverliğini sunduğu kardeşlerimize bizler de devletimizin şefkat elini uzatmaktan büyük bir memnuniyet duymaktayız. Takdir edersiniz ki Suriye'deki gelişmelerden en çok etkilenenler kadınlar ve çocuklardır. Kardeşlerimizin ve masum çocuklarımızın yurt hasreti asgariye indirilmiş, barınma, sağlık ve eğitim gibi önemli insani ihtiyaçlar azami oranda karşılanması için yoğun bir çaba sarf edilmektedir. Açılış konuşmalarının ardından seminere geçildi. Evet, TV Malatya ekranlarında bir ana haber bülteninin daha sonuna geldik. Yapımda ve yayımda emeği geçen tüm ekip arkadaşlarım adına mutlu akşamlar, mutlu yarınlar Malatya.